Efendim Yolcu Yollarda programın yeni bölümünden herkese gönüller dolusu sevgiler, saygılar. Kocaman, sımsıcak bir merhaba. Adıyaman'ın Sincik ilçesinin Subaşı köyüne gidiyoruz değerli dostlar. Köyün girişindeyiz ve geldik. Şu anda tabelada Subaşı 3 kilometre yazıyor. Efendim yol güzergahında Pınarbaşı'yı geçip gelmiştik. Yine bir önceki bölümde de Pınarbaşı köyündeydik ve yine bu istikamette 7 kilometre sonra Taş köyü var ve Kocahisar köyü de yine yukarıda yol güzergahındaydı değerli dostlar. Pınarbaşı köyünde de görmüş olduğumuz bölgenin kaderi hemen hemen köylerin kaderi aynı. Değerli dostlar yine gideceğiz. Burada birçok böyle büyük büyük evler, koca koca evler ama yine yaşlı çiftler yalnızca, yaşlı bir teyze, yaşlı bir amca, yine bölgedeki birçok köydeki, ildeki gibi Anadolu'nun kaderi olsa gerek. Eskiden çok kalabalık nüfuslar, efendim oturacak evler yoktu, insanlar evlere sığmıyordu, yiyecek ürün yoktu, yokluk vardı. Şimdi ise koca koca evler, dubleks evler, efendim iki katlı evler, üç katlı evler, lakin oturacak kimseler yok köylerde. Genel olarak yaşlı amcalar, teyzeler kaldı ama hepsinin efendim sohbeti birbirinden güzel, samimiyeti, candanlığı, ev sahipliği mükemmel. Onun için gitmeden biz biliyoruz ki yine çok güzel insanların yanına gideceğiz. Güzel, keyifli sohbetler olacak ümit ediyorum ki. Hadi birlikte, hep birlikte su başına gidelim efendim. Yine böyle köylerdeki güzel amcalardan biriyle karşılaştık. Şöyle bir tanışalım amcamızla. Ben mi? Evet. Ahmet Peker. Sen neler yapıyorsun? Ben ömrü mi? Nasıl yaşadın? Ömrüm çok ya. Çok işlerden yaşadım. İstanbul'da, buradan, her yerde. Peki kaç yıldır köye geri dönüş yaptın? 30-35 sene oldu. 30-35 yıl. Ondan önce İstanbul'daydın. Ben İstanbul'da çalışıyordum. Ha. Peki oradayken köyü çok özlediğin için mi hep kararın bir gün köye gidip yerleşeceğim, yoksa hani şartlar mecburen sizi mi buraya getirdi, yoksa çok sevdiğinizden mi döndünüz? Şartlar mecburen geldik. Yoksa İstanbul'da mı kalmak istiyordun? Ana baba için, ana baba için geliyordu o zaman. Şimdi öyle değil. Şimdi kimse ana baba şey etmezler, gelmezler. O zaman öyle değildi. Şimdi amcam mesaj yolluyor. Bunun içerisinde bir mesaj var. Yani çünkü neden? Tek amcam için değil ama genel olarak artık yeni jenerasyon çok böyle dönüş yapmıyor. Ama eskiler böyle değildi. Mutlaka kardeşlerden biri anne babanın yanında oluyordu. Yok. Eskiden. Eskiden de aynıydı. Sen gelmiştin ama. Biz gidip geliyorduk. Oradan çalışıyor. Bir 6 ay, bir 9 ay, bir 5 ay. Öyle çalışıyor, buraya geliyorduk. Peki köyde neler yapıyorsun? Zaman nasıl geçiyor? Çiftçilik yapıyorduk. Hala gidiyor musun? Hala aynı. Devam ediyor. Tarlaya bahçeye gidiyorsun. He. Çalışıyorsun. Ben şimdi çalışmıyorum. 2 sene iş yapıyorum. 2 sene öncesine kadar? Merkel yapıyorum ya bir şey. 2 sene öncesine kadar maşallah o zaman. 2 sene boyunca da yapıyordum. 2 sene de bir şey yapmıyorum da artık. Paydos. Düştüm paydos. Paydos. Bir yere kadar. Gün nasıl geçiyor? İyi geçiyor Allah. Allah'a çok şükür. Ömür nasıl geçti peki? Ömür de iyi geçiyor. Şikayetçi değilim. Çok güzel. Sen bir ara bir şeyler söyledin. Ben yalnızım dedin. Bir şeyler yani bir şeyler söylüyordun kayıtta yokken. Ben söyledim de. Söylesen de aynı, söylemesen de aynı. Yalnızım derken çocuklar yok. Ha çocuklar yok. Ben sandım yenge hanım yok. Ya, yengem var. Hanım var. Hanım var. Onlardan daha şeydir. Düşmüştür ha. Peki. Artık biz düşmüşüz. Ya belli yani, bir yaştan sonra ya, Rabbim bizlere bu saatleri bizlere de nasip etsin. Olmadı mı? Yemeği yapmadı mı? Bir şey yapmadı mı? Yalnız değilsin, nesin? Heh, sen söyle. Ben bir şey demiyorum. Sen benim yaşıma gel. İşte Rabbim ol, inşallah bize de bu yaşlar nasip etsin. Benim gibi ol. Çocukla yanında kalmasın. Yemeğini kendini yap. Şimdi sen bana dua mı ediyorsun, beddua mı ediyorsun? Hanım da yapmasın. Tamam, şimdi sen bana dua mı ediyorsun, beddua mı? Dua ediyorum, sen de benim yaşıma kadar gel diyorsun. Tamam, onda, oraya kadar güzel, anlaştık da. Oraya, ondan sonra çocuklar bakmasın, yemek diyor. Yapan olmasın. Hanım da yapmayın, ne yapayım? Yani çektiğimi çek mi diyorsun? Benim yaşıma gel, çektiğimi de sen de çek.
Ya yaşına öyle deme gel. Ya. Ya tamam. Yaşına kadar tamam, gel. Oraya kadar geleyim ondan sonra. Ha, çek o kadar çek. Sen dedin ki sen daha rahat et de. Rahat edemezsin. Çocuğu olmadı mı? Yemeğini olmadı mı? Nerede edersin? Peki. Sen halamı vakti zamanında görüntüsünü mü aldın severek mi? Severek aldım. Öyle mi? Tabii. Severek olmaz olur mu? Ne bileyim eskiden diyorlar babamız evlendirmiş geldik eve dediler ki eşin sen evlendirdik. Askerdeydik bize kız istediler. Sizde öyle bir şey olmadı o zaman? Yok bizde şey yok. Bu köylü müydü? Yok. Başka köyden? Malatyalı. Nerede? Malatyalı. Sen Malatyalı'yı nereden buldun? Ben buldum sen bakma bana. Aman Allah'ım. Ya gel prenses seninle bir tanışalım. Adın? Nisa Nur. Nisa Nur. Nisa okula gidiyor musun? Evet. Kaçıncı sınıfa? 3. Büyüyünce ne olacaksın? Hakim. Efendim? Hakim. Hakim olacaksın. Neden hakimlik peki? Mesela hakim ne yapıyormuş biliyor musun? Onu da öğrenmedim. Peki öğrenmeden nasıl hakim olmayı düşündün? Öğretmenime söyleyeceğim. Şimdi ben bu hakimlik kararını nasıl verdin? Onu bir anlat bana. İlk öğretmen olmayı istedim. Vazgeçtim. Doktor olmak istedim. Ondan da vazgeçtim. Son kararım hakim olmak. Sen yarın bundan da vazgeçersin. Yok. Şimdi tamam öğretmen çocukları eğitiyor. Evet. Doktor. Genelde çocuklar annesi babası sevdiği dedesi böyle yakınını hasta olup görünce diyor ki onu iyileştirmek için doktor olacağım. Sen onu da geçtin. Peki hakimliğe niye karar verdin? Hırsızları hapishaneye atmak için. Onun için? Evet. Sen illaki diyorsun ki ben cehaletle ve kötülüklerle mücadele edeceğim. Evet. Nisa Nur kaderin de senin gibi güzel olsun. Evet sizinle de bir tanışalım. Ramazan Peker. Su başında oturuyorum. Vaktimin çoğu burada. Yani gurbette fazla kalmadık. Zamanında gittik birkaç defa da. Genelde burada anne babanın yanında kaldık biz. Şimdi burada herkesin aradığı tip bir evlatsın o zaman. Aynen. Çünkü buralarda hep diyorum ya, belki bir önceki programlarda da söylemiştim. Vakti zamanında bölgemizde, ilçelerde, bu bölge insanında, Anadolu'da, efendim küçücük evlerde çok kalabalık nüfuslar vardı. Ev yoktu ki insanlar salon ya da oturacak yer yaşayabilsinler, rahat yaşayabilsinler. Bugün çok büyük evler var. Oturacak kişiler yok. Dün ekmek yoktu, yiyecek insan çoktu. Köy yerlerinde, Anadolu'da. Bugün yiyecek çok nimet var. Fakat insan yok. Öyle. Değil mi? Aynen doğru söylüyorsun. Ha, Subaşı da Pınarbaşı gibi mi? Yani orada... Aynen. Kaderler birbiriyle aynı diyebiliriz yani. Değişen fazla bir şey yok. Zaten komşu köyümüz, yan yanayız. Orada da genellikle yaşlılar var. İşte gençler iş imkanları olsun bir şey yok. Mecburi. Yurt dışına, şehir dışına gidiyorlar işte. İstanbul olsun, diğer ülke, illerimiz olsun. Buralarda daha iyi şartlarda, daha iyi kendini geliştirme açısında yani daha iyi yerlere gidebiliyorlar. Anacığım nasılsın? İyi. İyi misin? İyiyiz. Şimdi tabii anamın kendi dilinden konuşursam Novatdaçı ya. Sultan. Bak nasıl konuştu. Sultan ana keyif rında keyif hoşa. Keyif şükür rında hoş arı. İyisin. İyi arı. Köyde zaman nasıl geçiyor? Neler yapıyorsun? Valla amca çırk amca kurum amca işte ne çürü am kurum. Kene de bana. Çocuklar gitti. Arı. Sen de yalnız mı kaldın? Koca. Koca aran nasıl kocayla? Yerinde. İyi mi? İyi. Daha yeni aşağıda bana dedi ki ben bir daha evleneceğim. Bir daha. Müsaaden var mı? Anlıyorum ki ben zaten. Sen müsaade etmiyor musun? Dedi ben daha gencim. Dedi hanım yaşlandı dedi biraz. Yaşlanmış. Ha işte onun için dedi ona hizmet etsin, yardım etsin diye alacağım dedi. Yordum sen mi? İçin evlenmek istiyormuş. Biz acı ne kadar zavcı, biz acı kim kabul kazanıyor? Kabul ediyor musun? Arıyor, arıyor. Ana mı tabrın? Yok yok, bana öyle geliyor ki sen çok içten söylemedin ana, değil mi? Öyle öyle. Ablam seninle de bir tanışalım. Çok şükür. Hatta taze marazili, acize, kadar boz bir taze kucam Maria. Horamla bu karı koyan her gün hem hilk edo tarına. 40 yıldır eşiniz vefat edince çocuklarla berabersin.
Peki ömür nasıl geçiyor, ömür, hayat? Ömür işte derbos bir, kaçadal tüc derbos bir, razilic derbos bir, azizic derbos bir, ma derbos ka. O taze şoram her gov, her kez otarına. Hem gel bu kaçken, hem gel bu levken, hem gel her gov derkeşte. Ru tarriye, so tarriye. Ömür, ömür böyle gelip geçiyor. Abla sizinle de bir tanışalım. Ben Aysun Peker, burada oturuyorum. Kaynanamla yaşıyorum. İşte öyle hayat dediği gibi hayat geçiyor işte. Peki ablacığım şimdi eskiden bildiğimiz, ben köyleri çok gezerdim. Sabah 5.30-6'da kalkarlardı işte tarla işi, bahçe işi, ev işi, çocuk falan. Şimdi öyle fazla bir şey yok da kimse yok. Köylerde kimse kalmamış. Bu köyde 6 eviz. 6 evde topu topu 3 ev kalmışız. Hepsi İstanbul'a gitmiş. Ben ve yeğenim. Neler yapıyorsun? Mesela sen güne kaçta başlıyorsun? Güne saat 6.30'da başlıyorum. Ekmekte, hayvandı, tarlaydı. Öyle uğraşıyoruz işte. Sütü alıyoruz, may alıyoruz, yayık yapıyoruz, çükelik yapıyoruz. Öyle işlerle uğraşıyoruz. Peki Aysun ablacığım, sen de diyor musun ya nedir ya? Biz de gidelim İstanbul'a rahat edelim. Bu nedir bu köy? Gittik de dayanamadık, geri geldik. Allah Allah. Kimin kararıydı gitmek? Eşimin, çocuklar tekti. İki çocuğum İstanbul'da oturuyor. Kaç yaşında çocuklar var abla? Evlendirdim ben. Şimdi sen dersin torun da var. Hemen. Allah az kalmış. Vallahi tebrik ediyorum abla. Hani... 16 yaşında evlenince öyle oluyor artık. Şimdi çocuklar orada tekti deyince şaşırdım. Peki niye dayanamadınız? Neye dayanamadın sen? Kaynanam benim yanımda oturuyor. Yaşlı dayanamadı orada. Hep dedi köye gideceğim. Mecbur ben senin düşüncen geldim. Neydi? Valla ben çocukları bırakmak istemedim. Benim büyük oğlan dedi babaannemi tek başına bırakma. Git babaannemin yanına. Onun bir duasını alsak da yeter bize. Vallahi Allah razı olsun. Allah razı olsun. Cümlemizden. Abla seni de tanıyalım bir. Semra Peker. İyidir çok şükür. İdare ediyoruz burada. Havası güzel. Burayı bırakmak istemiyoruz. Sen diyorsun ki ben köyde kalacağım gitmeyeceğim. Evet aynen öyle. Niyetin yok mu İstanbul'a gitmeye? Yok hiç yok. Misafirliğe gittim dayanmadım. Vallahi tabii ki herkes her yeri sevecek diye bir şey yok değerli aynen, dostlar. Aynen. Siz köyde huzurlusunuz, köyde aynen, mutlusunuz. Aynen. Peki sizde zaman nasıl geçiyor? Aynı şekilde mi ablayla? Aynı şekilde güzel geçiyor. Havası yeter, suyu yeter. Buz gibi su geliyor. Yazın bile buz kullanmıyoruz. Peki sende çocuk? 4 tane var. Yaş? Çocukların yaşı. Büyük olan 13 yaşında. Abla sen de erken evlenmişsin herhalde. 18. 18. Tabii eskiye göre de geç ama. Evet. Hani Anadolu'nun eski dönemine göre de geç olmuş oluyor. Ve diyorsun ki ben köyü seviyorum. Aynen. Peki çocukların eğitim olayı ya da işte birkaç yıl sonra çocuklar büyüdükçe eğitim şartları zor olacak. O zaman nasıl olacak? Bilmiyorum. Şimdi büyük oğlan Sincik'te. Yatılı'da okuyor. Diğerleri Sincik'e gidip geliyorlar servisle. Öyle. Ne kadar zor olsa da çabalayacağız artık. Gidebildiği kadar gidecek. Aynen. Peki. Şimdi tabii insanların ilkokul arkadaşı vardır, efendim yol arkadaşı vardır, işte asker arkadaşı vardır, üniversite arkadaşı vardır, hac arkadaşı vardır, umre arkadaşı vardır, mahalle arkadaşı vardır, çocukluk arkadaşı vardır. Mutlaka böyle hayatının belli dönemlerinde, belli evrelerinde beraber yol aldığı insanlar vardı. Benim de bir yol ablam var. Beraber İstanbul'dan seyahat etmiştik. Şimdi ablamla burada karşılaştık. Şimdi ablam dedi ki sen benim çantalarımı taşıdın. Senin bende hakkın var. Ama bir taraftan da diyor ki beni konuşturmayın. Ben de diyorum ki benim sende hakkım varsa konuştuğum zaman hakkımı almış olacağım. Ben kimse de bırakmam. Abicim
Şimdi sen ablayı İstanbul'da karşılaştık. Aynen, geldim havaalanına. Dedim ki bir arkadaş bulayım, beraber gitsinler, gidemez dedim. Siz de orada rastladınız. Size dedim ki işte Yusuf Bey beraber götürün. Siz de alıp geldiniz, çantamı taşıdınız, artık ne yaptınız? Ya ne demek, yardım, benim başım üstüne. Yardımcı oldunuz. Başım üstüne. Teşekkür ederim. Tanışalım, bir tanışalım. Benim ismim Ömer. Ömer abi. Şimdi ablam diyor ki bende hakkın var diyor, çantamı taşıdı. Aynen öyle. Benim hakkım varsa hakkımı ben konuşarak almak istiyorum. Konuşabilirsin. Bu da benim en doğal hakkım değil mi? Doğal hakkım. Sen neler yapıyorsun abi? Vallahi neler yapıyorum? Ben de İstanbul'dayım. Çalışıyorum. Bir çay ocağım var. Burada çalışıyorum. İşler nasıl? Şükürler olsun. Kapattılar çay ocağımı. Ben de şu anda madem ki şey diyorsunuz, yayınlıyorsunuz. Çay ocağımı kapattılar. Bir şey davasında, yani bir şikayet davasında. İki aydan beri ben de köye geldim. Şimdi köydeyim, çay ocağımı da kapattım. Sonucu mu bekliyorsun? Sonucu bekliyorum. Daha henüz net ne olduğu belli değil. İnşallah. Belli değil. İnşallah dilediğin gibi olur, gönlünce İnşallah. Olur. Ömer abi. Ha. Ablamın yanına bir gidelim. Tabii. Sen nasıl ablasın? Kardeşini o günden beri hiç sormadın. Nasıl sormadım ben? Zamanım yok ki. Sen bıraktın gittin de orada. Ya sen söyleseydin ben seni Sinci'ye, köye gene getirirdim. Tamam da ben oraya kadar geldim dedim. Senin işin var, sen orada beni bıraktın gittin. Ha ben seni bıraktım. Abi sen orada bıraktın. Ben orada minibüsle geldim kalktı. Sen o düğmene gittin. Sen bana başta söyleseydin ben ne bileyim seni gelip alacak yok. Ne yapıyorsun abla, ne var ne yok? Elhamdülillah bir şey yok. Uğraşıyoruz dünya haliyle işte. Sen herhalde sık gelip gidiyorsun buraya. Aynen. Bizim evimiz burada, geliyoruz gidiyoruz. Çocuklar herkes İstanbul'da. Herkes bir yere gitti. Onun için biz mecbur buraya tatile geliyoruz gidiyoruz. Şimdi mecburiyeti anlamadım. Mecbur dedin ya. Sevdiğin için mi geliyorsun, mecbur musun? Geliyoruz işte, burada yapamıyoruz. Onun için... Bırakıyoruz gidiyoruz. Sıkılınca İstanbul'a, İstanbul daha rahat değil mi? Burada da rahat, burada rahat. Burada işte daha ben yapamıyorum. İşte dizlerim ağrıyor. Onun için tadoya gittim diyor Bakır'a. Geldim işte burada dedim biraz dinleyeceğim, gideceğim. Pazartesi gideceğim Allah izniyle. İnşallah. Şimdi aslında gittikten sonra tekrar buraya adapte olmak da zor. Gerçekten İstanbul'un yaşam şartlarına alışınca... bir de şöyle bir şey var. Buralara alışmış olanlar İstanbul'a gelince ya da metropol kentlerde yaşayanlara ya buralarda nasıl dayanıyorsunuz? Buralarda nasıl araba kullanıyorsunuz? Buralarda nasıl nefes alıyorsunuz? Buralarda yapamayız diyorlar. Ama bazen oralardan gelenler de diyor ki efendim siz burada nasıl zaman geçiriyorsunuz? Siz neler yapıyorsunuz diye. Sen iki kültürü de biliyorsun, orayı da burayı da. Ama orada daha iyi gibi. Burası daha iyi. Burada biz büyüdük, yaşadık, neler neler çektik ama İstanbul sen dediğin gibi rahattır. Çocuk hepsi orada, biz burada yapamıyoruz. Onun için orada mecbur kalıyoruz. Evet, böyle geldik, ayranımızı yudumluyoruz. Dedik dal haye, yani dal ayran demek değil mi? Türkçesi evet. Ayran. Evet, ayran. Yoğurt da mas demek. Mas yoğurt evet. Demek. Evet. Ayran dal demek. Tijika doldur demek. Demek evet. Dav tijika ayran doldur içelim. İçelim. Bakın. Amcam seni de bir tanıyalım. Ben Mehmet ismim. Akay soy ismim. 1951 doğumluyum. Adıyaman Kahta Sincik doğumluyum. Kahta değil, sonra da Sincik'e bağlandık. Burada oturuyorum, emekliyim. Nereden emeklisin? Ben SSK'da emekliyim. Yani esnaflık mı? Yok, ya da... ben kendim çalıştım ben. İşçilikten. Ha, tamam. İşçilikten. Çalıştığın dönemlerde. Çünkü hani böyle köy yerlerinde eskilerde böyle çok
sigortalı çalışan olmadığı için. Ben geç başladım zaten. Ben çok erken başladım da sonradan işte sigortayı sonradan şey yaptım. Bir kısmını da kendim ödedim şeyden. Emekliyim şu anda sendikada, sigortada. Köyden oturuyorum işte. Eşimle birlikteyiz. İki kişi misiniz siz de? Evet. Ya böyle koca koca evler maşallah. İki nüfus. İşte yazın geliyorlar çocuklar da kışın kimse gelmiyor. Kışın yalnızız işte burada. Sen o zaman 12 ay boyunca köyde misin? Evet, buradayım ben. Ben 2006'dan geldim. Emekli oldum 2006'da. 2009'dan emekli oldum. 2006'dan önce geldim. 2009'dan emekli oldum pardon. 2006'dan beri burada oturuyorum. Öncesinde? Öncesinde İstanbul'daydım ben. Siz orada ne iş yapıyordunuz? Ben buradan 25 sene ambarlardan çalıştım. Hamallık yaptım. Ondan sonra da kendi işimi kurdum. Kendim giyim işi yaptım 20 sene. 52 sene kaldım ben orada. Ben şu andan işte 70 yaşındayım. Maşallah ömrü İstanbul, gençliği buradan geçti. Gençliği İstanbul yedi. 66 senesinden gittim. Ta işte 2006'ya kadar burada. Efendim Subaşı köyünde gezilerimiz devam ediyor. Yine güzel bir manzaradayız. Gerçekten de suyun bol olduğu, yeşilliğin bol olduğu, manzaranın mükemmel olduğu bir yer Subaşı köyü de. Şimdi bakalım bulunduğumuz yer neresi? Efendim bu böyle arkada görünen dağların adı var mı? Var. Neresi burası? Öncelikle hoş geldiniz. Allah razı olsun böyle bir şey düşündürdükleriniz için. Turan Çetinkaya ben. Burada ikamet ediyorum. Aşağı yukarı 25 sene. Yani ben bu yaşıma geldiğim kadar da 25 sene bir fiil buradayım. İyi güzel Subaşı. Şimdi bulunduğumuz yer neresi oluyor? Burayı bulunduğumuz anlatırsak. Haukan, yani Hauku derler. Şu karşıda biz ona Kürtçe bir ismimiz var. Heri diyoruz. Bizim bu geçen de bir akarsuyumuz var. Ço diyoruz. En yani bize ayrı bir güzellik katan köyümüze bu suyumuzdur yani. Sesi geliyor buraya. Geliyor değil mi? Evet. Aslında kışın ilkbaharda daha gür gelir. Şimdi suyun en şey zamanı, zayıf zamanı yani. Çünkü eriyen karlarla birlikte, yağmur sularıyla birlikte. Aynen. Şu anda her tarafta kuruklık var. Haliyle ki suyun durumu bu. Peki dağlar, bu dağların adı var dediniz. Ne diye bölgedeki adı? Ya vallahi Kırışın diyoruz, Konuştuyoruz, Gazı Gövüş Gedik diyoruz.
yani sil diyoruz. Yani var isimler, var yani. Peki isimler neye göre değişiyor? Hani ya, bölge bölge. Bölge bölge. Bir de eskilerimiz, yani bizim ihtiyarların söylediklerini biz de o gene takip ediyoruz yani. Evet. Peki Subaşı nasıl bir yer? Çok güzel bir yer Subaşı, mükemmel bir yer. Yani suyla, güzelliği, her şey, insanlığıyla, her şey güzel ya. Seviyoruz memleketimizi. Yani eğer Avrupa'ya gitsek de yine gözümüz burada. Efendim böyle genel görüntüler, yer yer köyün genel görüntülerini sizlere aktarıyoruz. Tabii geziyoruz. Gezi esnasında da gördüğümüz yerlerde duraklıyoruz. Tabii her ne kadar çok ekrana yansıtmasak da bir yerde ayran içiyoruz, bir yerde çay, bir yerde kahve, narlar, elmalar, efendim üzümler, incirler de daha bu işin cabası. Geldik, yorulduk, yine burada böyle bir mola verdik. Kimin yanında molayı verdik? Yasin Delikan. Subaşı köyündeyim. Ben de bu köydeyim. Ama genelde dışarıdayım. Ziyaret için falan arada bir gelip gidiyorum. Kısmet oldukça. Şimdi zaten diyecektim ki genç çok göremiyorduk. Hayırdır, sen ne işin var diyecektim de. Nasip bugüneymiş. Yakındım zaten, Gaziantep'teydim. Daha önce İstanbul'da çalışıyordum. Gaziantep'e geçtik işte. Nasip oldu, geldik ziyarete. Aslında nar yemeye geldik biz. Nar yemeye? Nar yemeye geldik. Yemeğe nereye gidiyorsun yemek yiyeceğin zaman? Yemek merak ettim hangi? Nara su başına gelen yemek yiyeceği zaman nereye gidiyor? Yani öyle bir şeyim yok, hani yemeğe şuraya gideyim, nara şuraya gideyim, öyle bir şeyim yok zaten de. Ama nar deyince akan sular duruyor. Aynen. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Bunu belki bizleri izleyen birçok seyircimizin, izleyicimizin kendi bölgelerinin, köylerinin, beldelerinin neyi meşhursa onun döneminde ben birçok insandan bilirim. Mantar zamanı köye gider insanlar mantar yemeye. Ya bu biraz da birkaç şey istiyor. Bir, öncelikle buna maddi gücünüzün olması lazım. Sürekli mevsimde bir yere gidip gelmek için bu önemli. Zamanınızın olması gerekiyor. Bu ikisiyle beraber bir de bu işleri sevmeniz gerekiyor. Değil mi? Evet. Aynen. Sen de herhalde üçü bir arada. Yani. Ya kısmet oldukça diyorum. Yani benim öyle hani Yok anladım ama diyorum ha, bu üçü de önemli bence. Evet. Şimdi düşünsene, adam köyünü özlüyor, gelmek istiyor ama ya hesap ediyor, diyor bir gitti geldi şu kadar mal oluyor. Bakıyor olmuyor. Kimisi ya paradan yana sıkıntısı yok ama zaman açısından fırsat bulamıyor. Aynen. Kimisinin zamanı var, parası var ama bu işler çok da önemli değil. Marketten aldım, yedim, köyden yedim, tarla bahçe önemsemiyor. Evet. Ama üçü bir araya gelince kolay oluyor. Aynen öyle. Üçü bir araya gelince su başına nar yemeye gelirsin. Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı, içinde salınan yar olmayınca dedikten sonra geldik köşke. Kimin köşkündeyiz? Burası Abuzer Delikan'ın evi. Benim babamın evi. Benim ismim Mustafa Delikan. Gaziantep'te çalışıyoruz. Bizim iş yerimiz orada, fabrika. Biz çiğ köfteciyiz. Buraya gezmeye geldik, nar yemeye geldik. Böyle bir şey kısmet oldu. Geldik, siz buradasınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar getirdiniz. Şimdi burası sizin doğup büyüdüğünüz yer belli bir yaşa kadar. Aynen öyle. Kaç yaşına kadar buradaydınız? Ya ben sürekli köydeydim aslında. İstanbul hayatım pek yok benim. Yani ara sıra gidip 7-8 ay, bir sene falan kalıp sürekli köye gelirdim. Köyde annem babam buradalardı. Babam vefat etti, şu anda kendisi yok. Onların yanında kalıyorduk. İşte burada gördüğünüz gibi sulama işi vardı, tarla falan. Onların yanında onlara hizmet yapıyorduk biz burada. Onlar için hep burada sürekli birimiz kalıyorduk sırayla.
En başta büyük abim, ondan sonra öyle sırayla en ufağı ben değil. Benden sonra bir kardeşim daha var. En son o kaldı. Mecburen burada şartlar biraz daha ağır olduğu için sürekli burada biz kalamadık. Mecburen dışarı çıkıp ya bir iş yapmak. Burada para bir şey olmayınca burada hayat şartı zor olur. O yüzden çıkmak zorunda kaldık burada. Yazın tatile gelip gideriz. Kışın bazen gelip gideriz. Yani burası sürekli açık değil kapımız. Ama tatile gelip gidiyoruz. Efendim devam ediyoruz. Her durduğum nokta gerçekten de birbirinden güzel. Şu ana kadar gezmiş olduğum bütün ev manzaraları hepsi de harikaydı. Yine güzel bir manzaradayız. Güzel bir insanla beraberiz. Aslında Subaşı'nı çok iyi bilen, hem İstanbul ayağıyla çok iyi bilen hem de köy boyutuyla çok iyi bilen. Çünkü dernek başkanlığı yaptınız aynı zamanda. Buyurun dilerseniz bundan sonrasını siz anlatın. Öncelikle yolcu yollarda gerek ekibine ve özellikle size çok teşekkür ediyorum. Hoş gelmişsiniz. İstanbul'daydım. Bir herhalde 4-5 sene oldu gelip gidiyorum. Şimdi bir çekimler yaparken çok güzel şeyler çekiyoruz. Hep güzellikleri gösteriyoruz. Şimdi gençlerimiz şey yapacak diyecekler ki ya biz işi gücü bırakalım hepimiz köye gidelim. Öyle bir şey yapmasınlar. Yani gençler çalışacak. Emekli oldukları zaman bekliyoruz ama emekli olanları kesinlikle bekliyoruz. Çünkü artık maaşını alacaklar. Burada rahatına bakacak ama gençler kesinlikle özenmesinler şimdilik. Çünkü bize para lazım. Burada para yok. Tamam, köyde huzur rahat var ama para yok. Tabii para yok. Onun için gençlerimiz özellikle yani heveslenip ya biz gidelim işte ne güzellikler var demesinler. Abi hayırdır, biraz önce bir tüfekli abi geldi, sen miydin? Gel abi. Sen kimi kimden koruyorsun? Gel, ne yapıyorsun? Bir tanışalım seninle de. Gel böyle gel abicim. Hoş bulduk. Gel gel böyle yakın gel abicim. Gel. Biz de buraya geldik işte, köyde şu anda. Kışın İstanbul'a gidiyoruz, yazında köye geliyoruz. İşte çalışıyoruz burada, bahçeyle uğraşıyoruz. Kolay gelsin. Peki avdan mı geliyordun sen? Yok, şimdi aşağıya gittim de bir yılan vardı. Dedim öldüreyim, o da girdi başka bir yere gitti. Büyük müydü yılan? Büyüktü evet. Kaç metre? Vallahi 2-3 metre vardı. Biraz atlıyoruz yine. Ya biraz yok, fazla metre. Söyle. Abi ekrandayız, biraz fazla söyle. 3 metre rahat vardı. 3-4 metre. Vardı yani, büyüktü. Şey aslında o ottan orada bir böyle hışırtı sesi gelmişti değil mi? Öyle bir... Malumunuz rahmetli analım Ahmet Kaya'nın böyle bir anlattığı bir şey vardı. Dinledin mi sen onu? Evet. Biliyor musun o mevzu? Diyor 50 metre falan. Ya atma falan diyorlar. Yok bu 40'tı diyor. Ya, 20 falan. Ya atmıyoruz. Bayağı büyük. Ya yani. Ne bileyim kardeşim diye bir hışırtı geldi oradan. Evet, aynen. O zaman biz buralarda fazla çok yılan oluyor mu buralarda? Vallahi bir senedir buradayım, hiç görmedim. Yani çok korkuyorum yılanlarda. İlk defa bugün gördüm. O da öldürecektim, olmadı. Tüfek gelene kadar kaçırdım. Ya şöyle söyleyelim, hani öldürmeyecekti, etkisiz hale getirecekti. Tamam, fırsat vermedi ki. Etkisiz hale getirelim diye değil mi? Fırsat vermedi ki. Sen getirelim. Ne iş yapıyorsun abicim? Vallahi ben bir iş yapmıyorum. Ben bu köye geldim, sen şeye başkan böyle diyor da, diyor burası iyidir, şöyledir, böyledir. Bu köye hiç kimse gelmesin. Niye abi? Bu köyü hiç beğenmiyorum. Yani bu köy var ya. Olur, sen gidersin. Şimdi burada mesela biz geldik, bir sürü masraf ettik buralarda. Bu evi yaptık, bahçe birimini. Ama bir sürü para harcadık. Pişman olduk yani biz. Yani neden? Yani burada ya, bir şey çıkmıyor. Tamam çıkmadı, ben dedim. Şimdi aynı olaya geliyor ama. Şimdi sen buraya diyeceksin ki ben para beklentim yok, gidip dinleneceğim. Ya dinleneceksin. Şimdi burada dinlenme olmuyor ki. Şimdi sıkıntı var burada. Burada sıkıntı çok. Şimdi İstanbul'da gelen oluyor. Diyor ki ben göldereyim. Şimdi geliyorlar diyor, ay burası çok güzeldir diyor. Süper. Kalın o zaman. Evet. Yok.
bir iki gün kalıyor, İstanbul'a gideceğiz diyor. Ondan sonra terk edip gidiyorlar. Yani gerçekten kimse doğru dürüst buraya kalmıyor. Abi şimdi bir yere nereye varacağız? Şimdi diyorsun kimse gelmesin. Gelen kalmıyor diyorsun. Şimdi ne yapacağız? Ne yapsın bu millet? Şimdi bu subaşılar yarı yola kadar gelin, yolun girişi, köyün girişinde geri dönün. Ya bence hiç gelmesinler. Şimdi köye gelelim mi gelmeyelim mi? Kafamız karıştı. Şimdi köy iyidir yani. Havası olsun, suyu, bizim bayağı suyumuz var. Su, havası iyi. Yalnız bizim buralarda şu anda yani 10 senedir bir domuz peyda oldu. Şimdi onun elinde kalmışız. Yani yetkililere mesela bunun bir çaresini, bir şey ekemiyoruz. Bustan ne mısır eskide... Yaban domuzları mı dadandı buraya? Hı-hı. Çok mu? Çok, bayağı çok. Yani her gün geliyor evimizin dibine kadar geliyor yani. Buraları hepsini kazıyor. Yani, peki onun haricinde nasıl köy hayatı? Köy hayatı olmasa iyidir yani. Köy hayatı iyi. O huzurunuzu kaçırmış. Hı-hı. Ne yapacağız peki? Ne olacak? Bilmiyorum, yetkililerden bir çaresini bulsalar da bayağı yani elinde bir şey kaldıramıyoruz yani. Bayağı bir zarar veriyor. Tabii. Peki sen bize kendini de bir tanıtır mısın? Kiminle konuşuyoruz biz? Ben Mehmet Yücekaya. Ben de burada oturuyorum. Evim de burada. Manzaran senin de manzaran güzel maşallah. Manzara güzel de bir şey ekemiyoruz. Yani burada kaldığın zaman mesela eskide böyle bir şey yoktu mesela. Buralar hep mısır tarlaları hepimiz ekiyorduk. Şimdi niye ekmiyorsun? Domuz bırakmıyor. Onun yüzünden. Tabii. Eskiden yok muydu domuz? Yok. Bir 10 senedir peydalandı buralarda. Her gün geliyor, her gün. Ben mesela kanal açıyorum. Suyu götüreceğim, sabah gidiyorum ki kanalı dümdüz etmiş yani. Buraları hepsini kazıyor. Vallahi herkesin derdi ayrı. Bulunduğu coğrafyaya göre, iklime göre kişilerin derdi de değişiyor. Vallahi Allah kolaylık versin. Yani abim gibi etkisiz hale getirmek gerekiyor herhalde. Etkisiz hale değil aynen mi? Ya yine herkes benim dedeme gelecektir. Herkes benim sözüme gelecektir. Herkes gelecek. Bak biz geldik burada bir ev yaptık. Herkes dedi herhalde bunlar iyi yapıyor. Halbuki bilmiyorlar ki biz yanlış yapıyoruz yani. Biz yaptık millete örnek olur diyorsun. İş çıkarttık yani. Herkes şimdi diyor, o da diyor ben yapayım. Öbürü de diyor ben yapayım. Herkes yapacak. Herkes bırakacak burada. Evet, hani bir söz var diyor ya. Bir yer sevdim pişmanım, sanki benim düşmanım. Şimdi biz de diyor köye geldik ama biraz pişmanım diyor. Aynen. Ama yine de gitmem de diyor. Thank you.
demiş amcam. Ya bura her taraf nar mı dolu? Selamünaleyküm. Selam. Hacı amcam nasılsın? Allah böyle gel bir dinlen, gel bir soluklanalım seninle. Sen gel. Gel var Aruna, var Aruna. Amcam nasılsın? Allah şükürler olsun, sen nasılsın? Hamdolsun, teşekkür ediyorum. Sen hayırdır hala böyle tarlaya bahçeye gidiyor musun? Ya gidemezsem de ayakta duramıyorum ki. Oturdum da yine aynı yerde rahat edemiyorum. Evet. Sen nar toplamaya gittin herhalde. Daha yeni. Ya sizin buranın narı meşhur böyle. Bilmiyorum ki. Bir meşhur mu? Bir borta. Bakacağım, birazdan bakacağım. Ben öyle biliyorum. Şimdi ben böyle biraz yapıyorum ki sen biraz soluklan. Bahçeden nar toplamadan mı geliyorsun? Evet. Amcam nasılsın? Sıhhatin nasıl? Allah çok şükür bu yaştan sonra bu kadar yeter. Peki isim amcam bir tanışalım seninle. Ramazan Koplan. Ramazan amcam. Sen de ömrü bu köyde mi geçirdin? Sen de gurbette kaldın mı? Neler yaptın? Ben çok gurbette kaldım. Ben 5 sene şeyde, Adana'da kaldım. 5 seneden sonra şeye gittim. İstanbul'a gittim. O da emekli olduğum kadar ben oradaydım. O da emekli oldum da geldim. Şimdi de zaten yapılacak bir şey yok. Peki şu anda mutlaka ki yaş itibariyle artık tarlada, bahçede uğraşamazsın. Uğraşamam. Çalışma olmaz. Çalışma olmaz. Bir de bizim mülkiyatta domuz var. Domuz. Bahçeye bak. Ben oraya ektim. Biber ektim. Domates ektim. Bakıyorsun. Evet, burada böyle bir sıkıntı varmış. Diğer köylü vatandaşlarımız da söyledi. Tarlalara, böyle bahçelere bir şey ekemiyoruz. Evet. Oraya işte ektim. Bak görüyorsun ki nasıl yapmış. Ben Zeki Çetinkaya. 1975 doğumluyum. 75 doğumluğundan beri 85 yılına kadar ben İstanbul'daydım. 85'ten köye göç ettik. Şu anda köydeyiz. Minibüsçülük yapıyoruz şu anda. Hem de muhtarlık. Yok, muhtarlık bitti. Ben 2 dönem yaptım. Ha, bitti. Eski muhtar. Eski muhtar. Eski muhtar. Evet. Peki şimdi tabii ki sizler biraz daha muhtarlık nedeniyle köye hakimsinizdir. Geçmişte muhtarlığınız olmuş. Mesela Subaşı köyünü anlatırsanız, Subaşı nasıl bir yerdir? Ya da tarihçi olarak ne kadar biliriz, neler biliriz Subaşı ile ilgili? Vallahi tarih olarak fazla geçmişini bilmiyorum. Yani Subaşı güzel bir yer yani. Yaşanacak bir yer. Yalnız gençler kalmadığı için hep ihtiyarlar kalmış. Başka kimse kalmamış yani. Hepsi göç etti. Geçim kaynağı çiftçilikle, hayvancılıkla. Ki yaşlılar onunla da uğraşamıyor. Tabii onunla da uğraşamıyor çünkü herkes göçtü gitti. Allah razı olsun, sen de iyisin. Hamdolsun, ellerinden öperim, teşekkür ediyorum. Senden öpeyim. Sen hayırdır, nereden? Dur ben elini öpeyim, sen de gözümü öp o zaman. Öyle mi? Tabii, şimdi söyledik, millet izleyecek, diyecek ki. Bak biri elinden öpeceğim dedi, öpmedi. Biri de gözünden öperim dedi, öpmedi. Öyle mi? Tabii, lafımız yere düşer. Peki, yapalım. Havlası. Bak. Ama gözüm yerine, benim gözüm diğerleri gibi değil, farklı, benimkiler burada. Hattın öyle. Hayırdır, ne var böyle? Aa, hala gel. Açalım bakalım. Organik, gel heybemde. Hala gel. Tane. O nedir? Karpuz, evet, ama. Evet. Tat var mı bunda? Bilmiyorum. Şimdi işte baktım, kopardım, getirdim. Var Aruna, gel amcam, gel. Rüna. Amca. Hmm. Adın neydi? Gel. Mehmet. Otur böyle, şömel. Gel. Mehmet amca. Efendim. Sen böyle git. Açalım. Domatesler organik, böyle mükemmel. Evet. Vallahi kokusu bile farklı. Hani bunu yapmacık değil, böyle doğal organik ürünler, salatalık. Az mı çıkıyor amca? Tamam. Oldukça mı alıyorsun? Oldukça alıyoruz. Diyalar da kalsın diyelim. Sonra alacaksın. Evet. Evet. Mehmet amca. Efendim. Nasıl, tarlada çok mu böyle bahçede ekmişsin? Oluyor da ama şimdi artık bitmek üzere. Az kaldı. Çünkü az kaldı, daha zaman geçti. Peki sen hala bu yaşta bahçeye git, gel tarlaya. Evet. Zor olmuyor mu? Tam sulamaya geliyorum. Ha, o karşıdaki bir bustan var ya,
Onu sulamaya geliyor, sulamıyorum. Ama maşallah. Şimdi gençsiniz, benim yaşıma gelirsen sen de gidemezsin. Allah Allah. Sağlık sıhhat nasıl? Sağ ol, iyiyiz. Allah çok şükür. Bu sana kadar geldik. Çalışıyorum, tarlada çalışıyorum. Şöyle ederim, bir ileri göster. Allah bize kısmatımıza veriyor. Ya bin şükür, bu yaşta böyle hala tarlada çalışmak, böyle zinde kalmak ne kadar güzel ya. Rabbim hayırlı ömürler nasip etsin. Allah cümlemize evvela iman ve amel salihin nasip eylesin. Ondan sonra sıhhat iyidir tabii. Sıhhat olmazsa ibadet de olmaz. Sıhhat olmazsa ibadet olmaz. Önce sağlık değil mi? Sağlık çok önemli. Sağlık. Peki Mehmet amcam. Efendim. Ömür nasıl geçti ömür? Ya ömür geçti. Bu saatlerden başka hiç geçen biz bir şey bilmiyoruz. Geçti artık. Bir halan bir sen mi varsın? Evet. İkiniz. Evet. Başka kimse yok. Yok. Gelmiyorlar mı çocuklar? Gelmiyorlar. Ona İstanbul'da bilmem birisi Kahta'da birisi Adıyaman'dan onlar artık onu mesela üçte geçti. Peki sen gidiyor musun yanlarına İstanbul'a? Yok ben iş olmasa ben gidemem. Buradasın sen. Buradayım. Talalama bakıyor. Ben de yalnız hanım nasıl bırakıp gideyim? Hanımı da alıp gitseydin yenge. İnek var. Ahırda inek var. İnek kimse bakar. Mal canın yongasıdır denilmiş. Ki gerçekten tabii ki hayvanlar köyde olmazsa olmaz değil mi? Olmaz. Mehmet amca. Tabii. Mehmet amca. Şimdi tabii kimisi var yalnızca askerlik döneminde gurbette kalmış. Kimisi çalışma hayatında. Aynen. Şimdi sen de hem gurbette kaldın hem askerlik dönemlerinde kaldın. Evet. Değil mi? Evet. Askerliği nerede yapmıştın Mehmet amca sen? 4 ay Ankara Mamak'ta yaptım. 20 ay da Kayseri'de yaptım. 24 ay. Evet. 24 ay askerlik yaptım. Kayseri. 1966'dan gittim. 68'de terhis oldum. Peki tekmil vermeyi de hatırlıyor musun? Nasıl tekmil veriyordunuz? Tabii sen tabii. Nasıldı? Tabii tabii. Komutan gelince nasıl tekmil veriyordunuz? Komutan. He. Komutan geldiği zaman nöbetteydim eğer. Nizam'a olsun, basa, Karaca olsa, nerede olsa olsun. Dedim adı amalı Mehmetcan koyun. Nöbetimden hazırım komutanım. De aferin. Dikkat. Aman diyordu. Aman diyordu. Evet. Kaleyi iyi koru. Evet. Öyle mi? Evet, peki. Evet. Mehmet amca. Efendim. Böyle hiç unutmadığın bir askerlik mazim var mı? Her zaman anlattığın. Böyle hiç unutmadığın. Dayak vardır mesela ama ben bak ben şoförlük yapıyordum. Şoförlük yapıyordum. Askerde şofördün. Evet. Benim üzerimden bir duç şeylidir, zimmetlidir. Tabii o gün komutan gelecek tekmine. Geldiği zaman dedi ki herkes o tulumlarını bir yere saklayın. Ben de tulumu götürdüm. O arabanın içinden bir şey vardı, bir çekmece vardı. Çekmece koydum. Benim bir başhoşum var. Şeyle. O İstanbul tarafındakiler. Edirne. Yok yok. Çanakkale. Çanakkale. Kazım Terzi ismi. Dedi ki sen o tulumunu bir yere sakla ki komutan geldiği zaman görmezsin ha. Tulum ne tulumu peki tulum, Mehmet amca? Tulum gözü. Arabaya baktı, bakıyor yaptığı zaman diğer elbiseleri kirlenmesin bir tulum. Kamuflajların kirlenmesin tulum. Diye gel yanıma biraz gel Mehmet amca. Biraz kamuflajların kirlenmesin diye tulum evet. Giyiyordun. Evet. Onu saklayacaksın. Evet. Arabada sen onu torpidoya koydun. Evet koydum. Baktım sonra gitti arabaya aradı buldu. Buldu dedi Mehmet koyun. Mehmetcan koyun. Dedi sen, ben sana söyledim ki o tulumu oraya koyma. Niye oraya koydun? Komutan gelecek şimdi bakacak. Ben de dedim ya komutan gelip arabayı çekmeyecek çıkacak. Onu mu bakacak? De o balı olmaz. De al götür bir yere koy. Bir ser hanası vardı. O ser yere koy. Ben de götürdüm. O gittikten sonra terör buraya koydum. Aynı yere. Aynı yere koydum. Koydum. O beni demek ki baktı gözle. Göz attı baktı. Sonra geldi bana bir tokat attı. Dedi ki ben sana dedim ki oraya koyma. Sen yine oraya koydun. Ben dedim koydum.
Şimdi o zaman sen diyorsun ki ben biraz bile bile lades oldum. Peki ben kimim biliyor musun? Ha. O Çanakkale'li çavuşun yeğeniyim. Ya. Ciddi söylüyorum. Olur. Yıllar sonra küçüklerden araştırdık, seni bulduk. Dedi ki, ya dedi mikrofonla git benim adıma. Böyle insanlar bizi izlerken bana hakkını helal etsin. Hasta yatıyor yatakta, helallik almaya geldi. Sen onu tanıyor musun? Tanıyorum. O Kazım Terzi. Kazım Terzi, evet. Baş çavuş diye. Baş çavuş. Geldi helallik istiyor yatakta, döşekte. Yok ya. Ya. Söylüyorum. Yok ya. Şimdi Mehmet amca gel hakkını helal et Kazım, Kazım Terzi'ye. He? Gel hakkını helal et. Ben hakkımı herkese helal ediyorum. Kazım Terzi'ye bilmem kim de kim de bana ne haksız yaparsa ben onun hakkını helal ettim. Mehmet amca. Efendim. Bak ben de seni yolundan alıkoydum. Bana da hakkını helal et, olur mu? Helal hoş olsa sen ne yaptın bana? Olsun, bak seni alıkoyduk. Şimdi birbirimize hakkımız geçti. Ya Müslüman hakkı vardır. Herkes ki var. Müslüman hakkı herkes ki de var. Peki. Üç tane Müslüman adamlara üç tane hakkı var. Bir Müslüman, bir akrabalık, bir de komşuluk. Üç tane hakkı hak var. Var. Şimdi sen maşallah zindesin, hareketlisin. Sesin de çok gür çıkıyor. Senin sesin de güzeldir. Tarlada hiç çalışırken türkü söylemiyor musun? Türkü bilmiyorum. Hiç? Yok. Ben söyleyeceğim, Kürtçe söyleyeceğim. Kürtçe ise ne anarsın? Tamam. Yok, anlamazsın. Bi. Kürtçe kalan bi. Bi. Ha, bi. Sen anlıyorsun. Ya sen, ben anlarım. Ha. Çanakkale'den geldiğime bakma. Allah Allah. Tabii, sen anlarım. Sen yeter ki söyle bir tane. Çünkü hani haksa, ben de diyorum ki benim hakkımın karşılığında bana bir Kürtçe türkü söyle, ben de helal edeyim. Peki, ben sana bir şey söyleyeceğim. Tamam. Hem olsan başka bir yere söyleme ha. Tamam. Hah. Aramızda kalacak. Aramızda kalacak. Tamam, ben söylemeyeceğim. Ha. Sen söyle. Ben ufak iken ben şeye gittim. Hayvanlara gittim, keçiye gittim. Gittim bir yerde oturdum, türkü söyledim. Ne dedim biliyor musun? Haylo dalal, haylo dalal, haylo dalal. Dalal bu kurba, dalal bu dira, ta ne kalıngu ne bardila. Da singe baram dele, logu bu kurba, ta bu khira. Birisi geldi benim gözüne öbürü örttü, dedi ki bana seni şey yok, kalıngı yok, bardili yok, sen kızına meşene ne bakıyorsun? Ben anlamadım tam burada olayı. Ha öyle mi? Anlamadım. Ben dedim sen anlamazsın. Çünkü ben Kürtçe söylüyorum, sen Kürtçe de anlamıyorsun. Hayır, şimdi sen söylediğin şarkının sözleri miydi? Ha şimdi oldu. Ben de biri geldi deyince sen türkü söylerken biri geldi zannettim abi, ben. Abi bir kız geldi. Bir kız geldi benim gözüme örttü. Sen bu birebir yaşandı. Ha. Şimdi halam bunu televizyonda izleyecek. İzlesin. Öyle mi? Ha. Peki. Ben korkmuyorum ondan. Oo. Tabii. Ara bir şey değilim. Bak bence burası Subaşı, biraz rakım yüksek. Rakım etkilemiş seni. Rakımdan dolayı böyle söylüyor Mehmet amcam. Tabii. Mehmet amca. Efendim. Ağzına yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Hadi. Rabbim hayırlı ömürler versin size. Cümlemize. Amin. Amin. Vel Allah bu kurbatı çamında mera çam haline. Velau ko çaşırate çamun çınar bina. Velau ko bu kurbaşırate kaçıkon kazer rasuz hamşe sepina. Velau ko bu durret çamında mera çam haline. Şirat-ı cemun cenar-ı bina, şirat-ı lauku çagat-ı raşu hamse sepina, şirat-ı kaçıkon kaze raşu bozne zivinina. Evet, böyle tabii ki biraz Subaşı köyü de evler birbirine uzak, mahalleler birbirine uzak. Şimdi biz Pınarbaşı'ndan sonra bize çok yakın gibi geliyor ama orada uzak, böyle biz devam ediyoruz. Gelemeyenlerin biz yanına gidiyoruz. Selamünaleyküm. Hoş bulduk amcam. Hiç rahatsız olma. Gel. Şöyle bir yanına kurulalım. Bir tanışalım seninle. Ben Aziz Suyhan. Ondan sonra çocuklarım Boğcular, Güztepe'den otururlar. Onlara selam veriyorum. Bir tane Sakarya'da öğretmen. Ona da selam veriyorum. Çocukların güzelinden öpüyorum.
Bir tane Haykori'de öğretmen, onu da selam ediyorum, vicdanından öpüyorum. Bir de Bursa'da bir tane oğlum yine var, Cebrail Hoca. Hoca, ona da selam ediyorum, vicdanından öpüyorum. Bir de kızım Çamlıca'da var, o da enişte, torunlara, hepsine selam ediyorum, vicdanından öpüyorum. Bir de Gebze'de benim dayılarım var. Ondan sonra onlar da hepsine selam ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Oho, akrab aşireti hep saydık. Kaç çocuk var Aziz abi? Benim 12 tane çocuğum var. Maşallah. 4 kız, 8 tane oğlan. Ondan sonra... Yanında olan var mı? Yanında bir oğlum var, 2 tane kız var. Ondan sonra... Torun kaç tane? Torun 22 tane. Peki, maşallah... Çocukların ismini tek seferde böyle sayabiliyor musun, yoksa unutuyor musun arada? Unutmuyorum. Sıralamayla gidince sorun olmaz, büyükten küçüğe değil mi? Ha, yok. Söyleyeyim mi? Sen onu söyleme de. Şimdi 12 çocuk, sen herhalde köyden hiç ayrılmadın. Ayrıldım. 10-20 sene öyle İstanbul'da çalıştım. Sonra İstanbul'u bıraktım, buraya geldim. Şimdi sen İstanbul'dayken ev burada mıydı? Hala burada mıydı? Buradaydı. Vallahi iki yan yana değilmişsiniz. Öyle uzak mesafede 12 çocuk siz. Eğer sen köyden çıkmasaydın ya da halam İstanbul'da olsaydı gidip ben diyorum 22 olurdu, 22 olurdu bu. Gidip geliyordu. Azam sen maşallah İstanbul'da çalışmışsın, köyde tarlada çalışmışsın, evde çalışmışsın. Var mı bir isteğin, bir arzun? Yok sonra. Emret daha iyi. Allah o da der o da Allah razı olsun. Abram bittin. Allah peşinber ve razı olsun. Allah peygamber senden de razı olsun. Aziz abicim kendine çok iyi bak. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah razı olsun senden de. Sende böyle güzel sesin var mı? Güzel türkü söyler misin kılav? Eskiden yapıyordum şimdi. Ben o ışığı sende gördüm birden ya. Ben yapamıyorum. Bir tane yaparsın. Öyle yapamıyorum. Beni kırma. Gelmişiz beni kırma. Böyle güzel bir tane. Yok, ya işte yapamıyorum. Bir deneyelim. Ben su alınca... Tamam, su da içelim. Suyumuzu da içelim, böyle yapamıyorum ya. Bir deneyelim, bir deneyelim. İnne otum tarla lele zolem zolem porl porl porliyor lele zolem zolem arı ince geçirmez lele zolem zolem büyük kızın lele zolem zolem ya biliyordum ben atıyorum. Böyle. Baba diyor ki elinden cep telefonunu düşürmüyor. Ya doğru söylüyor da ben okula gidiyorum. Yok, telefon yasak orada. Düşürüyorum yani. Şimdi İsmail, baba diyor ki çok cep telefonuyla uğraşıyor. Dedi siz böyle ekranlar karşısında söyleyin, bir söz versin uğraşmasın dedi. Söz verdi mi dedi, yiğittir, sözünde duruyor. Yani doğru. Evet, o zaman. Söz yani bırakıyorum normalde de işte okulda yasak olduğu için eve geldiğimde kullanıyorum. Fazla da kullanmıyorum yani, o kullandığım zamanları görüyor. Normalde çalışıyorum. Kullanmıyorum diyor. Okulda kullanmıyorum i̇yi, diyor. Kullanmıyor. Sen iyiyim. Halaları doğru dürüst göremiyorduk. Geldik. Burada bir halamız oturuyor. Halacığım nasılsın? İyi misin? Ana zaman teç. Dede çeteli te rahat idi. La valla rahat benim. Maria aktör yok ya. Ben aktörün o. Aktörün ne hoşunca. Ve boyze farcacı mı kızacak? Ne pili bana, ne zana dili bana. Ne? Halam diyor, yaşlıyım diyor, hastayım diyor. Doğru mu? Ne? Hoda karı hoda ya. Ne? Allah büyük. Anacığım, peki novette çiye? Ne? Ne novette çi? Novime Fatma ya. Fatma ya? Aray Fatma ya. Fatma ana, kaç çocuk var? Deçe. Deçan korketanı. Korem mi? Deçan de. Çocuğum pır. Çok diyor pır, çok. Ne kadar çok? Halin. De çıkas parın, de çıkasın. De lo daha kakana o. 10 tane var. 10 tane? He? Normal ana ya. Ne, geçen bulan kasla verten ne? Ne? Hepsi de İstanbul'a gitti, burada kimse yok. Öyle mi? Lo, taze ne? Çorp, hafta haştık. Kaçak loğuk, çorpe, darışık loğuk. Pır, taze ma taze nuhe boğa kalan diye de diye hatine dem donine basan.
Taze mavala çocuklar ya kız şuna sambule kalbette ne? Diyor ki şimdikiler diyor az getiriyorlar yani. Bir iki üç tane getiriyor. Biz çok getirdik diyor. Hepsi getirir güçteler. İstanbul'a getirirler diyor. Evet. Sizi tanıyalım. Ben Ziya Dengiz. Burada annemdir. Oturuyoruz burada. Peki şimdikiler az getiriyor dedi çocuk. Sen kaç tane getirdin çocuk dünyaya? Benim dört tane. Dört tane getirdik. Üç kız bir erkek getirdi. Allah bağışlasın. Ziya Bey, Ziya abicim sen ne iş yapıyorsun? Ben ticaretle uğraşıyorum. Köyde köy ürünlerini toptan alıp satıyorum. Köy ürünler deyince badem, menengiş, tohut, incir bu tür şeyler alıyorum, satıyorum yani. Bir saniye, köyün tüccarı bu. Şöyle geleyim de tam detaylı bir köyde. Bir şeyini almayacağım, rahat ol. Şimdi bir sana bir bana mikrofon, arada ses azalmasın diye. Evet. Şimdi sen sadece sizin köyde çıkan evet. ürünleri alıyorsun köylüden, götürüyorsun, nereye satıyorsun? Sadece bizim köyde değil, bu çevre köyleri. Gerger, Sincik, ondan sonra Samsat, Kağıta, o tür şeyler hem köylerde dolaşıp topluyorum. Hem de ilçedeki toptancılardan alıp satıyorum yani. Nereye? Toptancılara mı satıyorsun? Ya da... Yok. Antep, Adana, İstanbul, Malatya o tür yerlerde pazara satıyorum yani. Peki mesela bu bölge sizin köyü söyleyelim. Subaşı köyünden neler çıkıyor satıyorsunuz? Bizim Subaşı köyünde genellikle dut çıkıyor. İncir çıkıyor. Diğer ürünler de çıkıyor da az çıkıyor yani. Hani satışa gelmiyor yani. O şeyler çıkıyor. Peki yani. Genel olarak Adıyaman'ın nelerini satıyorsun götürüp? Neleriyle ön plana çıkıyor mesela? Genellikle bademi yani. Bademi çok. Ondan sonra inciri çok, dut çok. En çok topladığım ürünlerden biri budur yani. Evet, böyle genç kardeşlerimizi de en sonunda gördük ya. Yavaş yavaş yaş grubu böyle aşağı doğru inmeye başladık. Bir tanışalım. Ben Sümeyye. Köyde oturuyoruz. Zaten çok genç nüfusu yok buranın. Genellikle yaşlılar. Gerçi çok nüfusu da yok. Yaşlılar da çok kalmadı. Yani buradayız. Şöyle dört kardeşiz. Peki, şimdi neticede çok genç nüfusu olmayınca evet. senin akranların yok. Yok. Zor olmuyor mu? Çok zor oluyor. Sıkılıyoruz tabii ki elbette ama alıştık diyelim. Sesi güzel olan var mı aranızda? Bana ne diyorsun? Senin şey. Sanki ben sende öyle bir şey algıladım. Ve tebrik ediyorum. Bu arada diksiyonun çok iyi. Bak, teşekkür ederim. Diksiyonun çok iyi. Teşekkür ederim. Eminim ki güzel de şarkı söylersin. Sensin benim kaderim, sensin derdim, kederim. Başıma olur giderim diyar diyar. Eller ne derse desin vazgeçemem benimsin. İsterse ölüm gelsin diyar diyar. Heyecan var değil mi? Vardı. Farkındayım. Yüreğine sağlık. Şimdi zaten bu bir yarışma değil. Evet. Yani belki şimdi okuyorsun ya. Ya okumasaydım ben çünkü yaşanan şeyleri söylüyorum gidince. Ya heyecanlandım. Okuyamadım. Birazdan mesela böyle amca kızı böyle şeyler olur ya. Şimdi birazdan gidince ararsın. Ben genelde öyle oluyor biliyorum. Diyor bir tane yolcu diye bir abi vardı o geldi söyledim. Ya kız var ya heyecanlandım işte söyleyemedim falan. Keşke söylemeseydim. Yıllar geçiyor. Ondan sonra bu öyle bulunmaz bir arşiv oluyor ki. 20 yıl sonra Rabbim sizlere hayırlı ömürler nasip etsin. Diyeceksin ki ya vallahi o abiden Allah razı olsun iyi ki çekmiş ben de iyi ki söylemişim bir anı oldu diyeceksin. Şimdi köyleri gezerim. O kadar hayvan besleyen. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. İyisiniz inşallah. Hamdolsun. Gel abi şöyle bir tanışalım. Hoşuma gitti ya. Evet. Güvercin besliyorsun. Evet. Tavuk besliyorum. Vallahi bana buradan bakınca onlar güvercin gibi geldi. Evet. Onlar güvercin de başta ahırda tavuk da var. Bir tanışalım sizinle. Ben Mehmet Nuri Dengiz.
Ondan sonra 34 yıl bu köyde imamlık yaptım. Birkaç aydır emekli ayrılmışım. Başka da... Şimdi sevgili imamım. Evet. Eski köy imamı. Bu evet. Köyde yaptık, kendi köyünde. Evet, kendi 34 sene bu köyde yaptım. Şimdi ya böyle güvercinler diyorum ya köyde hani evet. Çok alışla gelmiş hayvanlar genelde beslenmiş. Evet. İşte tavuktu, kediydi, köpekti vesaireydi ama güvercin çok gördüğüm bir şey değil. Evet. Geldim böyle güvercinleri yemliyorsun. Evet. Kaç tane güvercinin var? 5-6 tane var, 7 tane var. Senin merakın mı yoksa çocuklardan biri mi seviyor? Vallahi benim çocuk getirdi, besliyordu. O da bir hafta da İstanbul'a gitmiş. Belki gelir ya gelmez. Taklacı mı bunlar? Paçalı mı? Taklacı mı? 3 tanesi taklacı. Anlıyorsun değil mi sen de bu işlerden? Anlıyorum. Öğrendin. Anlıyorum. Paçalı var mı? Paçalı da var. Paçalıya bir de donlu derler. Öyle tabi kuşçular arasında. Bu da pini mi? Kuş pini. He kuş pini. Değil mi? Yok kuş pini değil de tavuk pini. Tavuk pini. He orada içeride yapmışım. Peşin soğuk olur diye içeride ahırda şey. İçeride yerleri. İçeride yerleri. Şimdi Denizciğim ben de çok çocukken böyle merakım vardı. Bir de pin patlatma diye bir şey vardı. Kuşçular giderdi başka kuşuncunun pinini patlatırdı ama sizin buralarda şöyle bir şey vardır. Sizin güvercinleri bazı güvercinler vardı yollarlardı mutlaka bir güvercini peşine takar getirirdi. Başka güvercin olmadığı için. Olmadığı için yok. Peki neler başka var besliyorsun? Besliyorum iki tane ineğim var bir tane atım var. Ondan sonra tavuk besliyorum çiftliğim var. Başka da bir şey yok. Köpek belki. Var sesini köpek duydum. Köpek var işte camiye gidip geliyordum emekli oldum. Abi genç yaşta emekli olmuşsun ya. Ya yeter 34 yıl görev yaptı yeter. Yaş kaç? Yaş 62. 62 maşallahın evet. Var. Allah razı olsun. Ya çok yorulmamışsın? Yok çok yoruldum yani demek ki ben... Irsi bir şey mi? Irsi bir şey. Çünkü göstermiyorsun. Adıyaman'da arkadaşlarımı gördün mü ihtiyarlaşmışlar. Peki Adıyaman'da sırrı ben ne? Formülü ne bunun? Vallahi öyle geziyorum köylerde her şeyi yiyorum. Köyde kalmak mı bunun sırrı? Kalmak sırrı. Valla köydekiler bakıyor mu? Benim kardeşlerim var İstanbul'da. Hacı da bende en azından 5-6 yaş. İşte benden ihtiyarlaşmış. Sadece benimkinden beyazlaşmış. Ama ben geziyorum. Ne rast geldiyse onu yiyorum. Doğadan besler. He. Kuşlara yem ver. He. Efendim köpek yanında yürüsün geçsin. Ata bin. Kendini dağlara vur. Portakal, limondan başka her şeyim var. Meyveler. Sebze meyve olarak. Yerin güzel. Dut ve ceviz ağacının altında kendine gölgede bir yer yapmışsın. Ama gölgede bir şeyi ne tut var ne ceviz var ne bir şey var ne ona var. Ama vakti zamanında olmadı mı? Oldu canım. Bari. Mevsim itibariyle yok. Ha, tabii. Şimdi. Ama yedin dutları. Şifa yo, olsun. Yok. Biz tut zamanında burada değildi. İstanbul'daydım. Ha onun için nasip olmadı. Nasip olmadı. Senin ya. Gençliğin nasıldı? Gençliğin. Gençliğim güzel gitti. Neler yaptın? Ben güzel işlerde çalışıyordum. Hamallık yaptık. Ondan sonra her şey hamallık yapıyorduk yani. Çok şükür yani haramı katlamadık. Şimdi abimin abi diyeyim ya amca değil ya. Sen gençsin daha. Ya yani öyle amca diyeceksin. Amca baksana amca var. Bunun bir şerefi bir şeysi vardı. Ona abi dediği zaman genç olur. Amca mı diyeyim sana? Tabii amca dediğiniz ama insan daha gururdu yani. Tamam ben belki dedim üzülürsün. Ya üzülmem. Tamam. Çünkü dedem Yusuf'tu. Dedem de şey Sefer Bey'le gitti. O da yaşlı gitti gelmedi. Evet. Rahmet eylesin. Amin. Şimdi amcam güzel işler yaptın derken. Tabii belki siz güzel işlerdeki kastınız hani böyle çok iş seçiciliği bazında değil. Ben helal yoldan paramı kazandım. Hayatımı helal yoldan hep yaşadım de diyor. Doğru mu? Evet doğru çok şükür. Bravo. Köyümüz de burada. Söylesinler. Ya enişte burada. Bu da zaten benim öbür eniştemin kardeşidir. O da söylesin. Allah için söylesin yani. Kime yani şeyi söylemesin. Ya biz biliyoruz. Senin söylediklerine ya, inanıyoruz tamam. Zaten. İşte herkes öyle olmalı. Ferit Yıldırım. 1968 doğumluyum. Güvenlik kurucusuyum. Burada ikamet ediyorum. Ondan sonra çalışıyoruz. Köydeyiz. Çok şükür. Bir sıkıntı peki, yok. Peki şimdi güvenlik koruyucusu. Evet. Çalışma saatleriniz nasıl? Kaç tane var ya köyde? Burada subaşı olarak iki güvenlik kurusuyuz. Biri muhtarken sen muhtarım güvenlik kurusu.
amcamın oğlu. Bir de benim, iki kişiyiz. Ondan sonra Taşkale'de 3 tane arkadaşımız var. Çalışma saatlerimiz, biz bulunduğumuz köyün güvenliğini sağlamak. Yani 24 saat. Ama bize mesela herhangi bir sıkıntı olmadığı için işte bizim bölgemizde, bizim komutanlarımız da bize hani çalışma imkanı veriyor belli bir saatte. Mesela diyelim toplantı olur gideriz, nöbetimize gideriz. Haftada bir gün nöbetimiz var, 24 saat. Ondan sonra operasyonlar olur, haber verilir, operasyona çıkarız. O zaman şöyle söyleyeyim, siz sürekli hazır halde, tabii 24 saat. Ne zaman gerekli olursa müdahale. Ediyoruz, evet. Doğru mu? Tabii 24 Allah saat. Allah kolaylık versin. Evet, şimdi kimin yanına geldik efendim? Böyle arada siz çok görmeseniz de ben çok dolaşa dolaşa geliyorum, geze geze. Böyle güzel insanlar bulunca yanlarına oturuyorum, çekiyorum sandalyemi, başlıyorum sohbete. Tamam, ben Ramazan Yıldırım, Subaşı köyündeyim. İşte çiftçilik işiyle uğraşıyoruz. Ramazan abi, şimdi aslında... Belki izlerken sizlerin de dikkatini çekecektir ama bazen aynı konular, aynı sohbetler çok geçiyor. Onun da sebebi dedim ya efendim, bölgedeki, köydeki yaşam şartları aynı. Belki Ramazan abi için de aynı şey geçerlidir. Sen de 12 ay boyunca köyde kalan biri misin yoksa bir ayağı İstanbul'da olan biri misin? Ya İstanbul'da 25-30 sene kaldık ama şu anda da devamlı köydeyim. Yani bir yere gitmiyorum. Bıraktın. Ha. Sen tabii ki o yıllarda çok özledin köyü. Bu çocuklar şimdi büyüttü, İstanbul'a gittiler. Onlar gelmiyorlar. Artık ben de daha gidemiyorum İstanbul'a. Köyde kalıyoruz. Aziz amca. Ha. Sen neler yapıyorsun? Böyle bir anlat bakalım. Sen de köyde hep standart yaşayan biri misin? Yoksa İstanbul'da mı ikamet ediyorsun? Yok, İstanbul'a gitmiyoruz ki. Ben 80 yaşındayız. Burada rehberlik yapıyoruz. Aziz abi, şimdi sen de bu evde bir eşin, halam, bir de sen iki kişi mi yaşıyorsunuz? Ha, iki kişi. Biz hanımla, başka yok, çocuğumuz yok. Nerede, çocuklar nerede? Yok der. Çocuğumuz yok. Yani, öyle mi? Ya. Hiç çocuk olmadı? Hiç olmadı. Ama biz hepimiz onun çocuklarıyız yani. Ben hanımla yalnız. Ama bak ne kadar güzel. Bak hem Mehmet abi hem koruyucum, bak bizler. Diyor, biz hepimiz köydekiler onun çocuklarıyız diyor. Yok der işte. Biz İstanbul, askeri İstanbul'a gidiyoruz ama şimdi aktiyalanmıştık, biz gidemiyoruz. Ömür nasıl geçti ömür? Ömür öyle geçiyor işte. Gel, gel ana, sen de gel. Gel anacığım, gel hanım da gelsin. Neler yaptın? Gençlikte neler yaptın sen? Çalıştın. Hep çalıştın. Köyde çalıştın. Tarlada, bahçede. Ha, tarlada, bahçede. Bunlar da gitti hamallık yaptı. Şimdi bunlar dediğin kim? Benim işte kocam. Peki anacığım, sen bu köye gelin mi geldin yoksa subaşılı mısın? Oradayım. Akrabayız biz. Hani köye? Peki siz? Akrabayız. Tabii, o zaman görücüsün olmadı sizin evlilik. Yok yok, olmadı. Hatırlıyor musun evlilik dönemlerini? Tabii hatırlıyorum. Seni at üstünde mi getirdi amcam? Nasıl ha, getirdi? Ot. Doğal zırna işte öyle. Uzamda askeri öyle işte. Davul zurna eşliğinde. Ha. Aklına geliyor mu o yılların gene? Geliyor, benim başım ağrıyor geldiği zaman. Niye? Askeri işte biz çok çalıştık bu da İstanbul'da bıraktım. Bu derken bak, bu derken söyle, kim bu? Bu benim eşim işte. Heh, eşim. İşte İstanbul'da okul boşluğunda yoktur. Hamallık yaptı. Biz de burada, beni burada bıraktı. Ben hep çalıştım. Tarlada hayvana baktım, tarlaya baktım. İşte ne bileyim işte. Öyle. Aziz amca, diyor beni burada tek yalnız bıraktı. Ha. Hep İstanbul'a gitti. Onun yüzünden ben hasta oldum diyor. Senin hasretinden olmuş. Ha. İşten hasraten değil. Öyle mi? Yok yok, ben diyor direkt söyleyemiyorum, sen söyle diyor.
Ben İstanbul'a gidiyordum, çalışıyordum, burada idare etmiyordum, İstanbul'a gidiyordum. Hasretinden hasta olmuş o da. Bazen de ben götürüyorum oraya, bazen İstanbul'a götürüyorum, bazen de burada kalıyor. Peki sen nasıl hasretine dayandın halamın? He? Sen nasıl dayandın hasretine? Gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Ben gidiyorum geliyordum işte. Demek ki seni çok özlememiş orada. Tabii, burada kadın çok. Ya. Ben ne yapacaksın? Evet, böyle köy yerinde gölge geçmişsin, kediler bir tarafta etrafında. Amcam nasılsın? Hamdolsun, siz de iyisin. Teşekkür ediyorum, seni bir tanıyalım. Evet. Kimdir amcam? Ben Mehmet Yılmaz, Abzaloğlu Mehmet Yılmaz. Evet, Sütbaşı Kuyu. Peki Mehmet amcam, şimdi muhtemelen sen de ömrünün belli dönemini İstanbul'da geçirdin. Tabii önce öyleydi. Şimdi de evdeyim. Şimdi de kuyudayım yani. Evde ne yapıyorsun? Evde ne ya? Bir iş yapmıyorum. Benim dizlerim ağrıyor da bir iş yapamıyorum. Oturuyoruz. İşte bir şeye gidiyoruz. Tarlaya gidiyoruz. Başka ne yapacağım? Tarlaya gidiyorsun. Ha gidiyorum. Ya şimdi bakıyorum etrafta artık elmalar, armutlar, narlar hep dalında çürüyor. Toplayan yok mu burada? Her şey pek geçmiyor onun için. Hapse almıyorlar, öyledir. Çünkü olmayınca yaşlılar da uğraşamıyor artık. Genç oğlan muhal çok çocuk şeyde de çalışır, eve geliyorlar. Sıncık'ta. Sen yalnız değilsin o zaman. Yok değilim tabii. Senin keyfin yerinde, diğer yaşlara göre iyisin sen. Çok sağ ol, iyi, çok iyi. Çocuk, benim çocuğum burada da iş yapıyor. Ben bir iş yapmıyorum. Tabii, sen vakti zamanında çalıştın Mehmet amca. Tabii zamandan çalıştım ya. Canımdan çalıştım, çocuklar yetiştirdim. Kaç çocuk var? 10 tane var. Maşallah. Çalışmışsın. Tabii çalışmışsın. hem ahirette hem dünyada ben çalışmışım. Boş durmadım diyorsun. Yok. Rabbim hayırlı ömürler versin. Ben Abzal Yılmaz. Dedenin ismini mi verdi sana? Evet. Baban değil mi? Abzeroğlu Mehmet. Mehmet oğlu Abzer, Abzeroğlu Mehmet. Devam ediyor öyle. Sen de oğluna babanın Mehmet adını verdin. Evet. Aynen öyle devam ediyor. O da ediyor. Devam ederse yine bir Abzer gelir herhalde. İnşallah. Hayırlı kısmet olursa. Peki, şimdi Abzer abicim. Efendim. Sen köy yerlerinde bulunmayan tip bir evlatsın. Doğrudur. Çünkü neden? Herkes yanında bir genci olsun istiyor. Aynen. Sen bırakmamışsın. Aynı. Sincik'te mi çalışıyorsun? Sincik'te çalışıyorum. Ne iş yapıyorsun? Devlet hastanesinde çalışıyorum. Sağlıkçıyım. Ha, onun için kendine çok dikkat ediyorsun. Tabii ki. Bu sabah nöbette geldim. Sen operasyonlara da giriyor musun? Yok. Yok. Operasyonlara girmiyoruz. Hani cerrahi operasyonlara falan. Biz de İlk yardım ne yapıyorsunuz? Yok. Biz genel temizlik yapıyoruz. Yani hademeciyiz. Ama dediler ki arasına doktor bey yerinde olmayınca müdahale ediyor hastalara. Yapmıyor musun? Yok. Abla nasılsın? Bakın ben bir şey yatardım. Anne ne kadar mutlaka var. O da bana tamide. Ama da çok var. Şimdi ablam hemen buranın köyün suyu güzel diyor. Temiz diyor. Güzel. Dedi dormur İstanbul'a da çok var. Ama ben ona var. Ablam diyor ki çocuklar İstanbul'da çalışıyor. Ben de buradayım. Buranın suyu güzel, havası güzel. Novateçi'ye. O bir kadar güzel, hava güzel, metri güzel. Yani tamide. Tamam. Novateçi'ye. Novme. Yani çeteli. Novateçi'ye. Novme, Rambiye. Ben Rıfat Avcı. Buradayım. Köy işleriyle uğraşıyorum. Nereden geliyorsun şimdi? Şimdi yonca biçmeye gittim. İşte bunu ineklere vereceğiz. Kışa hazırlık mı? Hayır, şimdi veriyoruz. Kışa hazırlık yaptık. Mısırları biçtik. Yuncaları biçtik. Burma yaptık. İşte şu anda da yani yeşillik olarak veriyoruz. Kepek, yine kepek de çok pahalı olmuş zaten. İşte Anarya geri gidiyor. İşte biraz şeydir yani yükü ağır herhalde. Ondan dolayı. Evet. O zaman biz fazla yazık madem yükü ağır. Evet. Peki yükü ağırsa niye o kadar yükledin? Biraz evde dinlenmiş, huysuzluk yapıyor onun için. Ha, şimdi biraz yatmanın karşılığı. Evet, o zaman tamam biz fazla tutmayalım sizi. Çay içersin. Çay mı? Yok içmeyeceğim, gideceğim. Tamam. Sohbet edeceğim ben. Tamam hadi. Tamam dur burada bir konuşalım, bir tanışalım. Konuşalım söyle. Adını bir söyle bize. Kimdir? Nasıl? Amcam kimdir? Benim amcam.
Sen kimsin? Amca kimdir amca? Ben Emin Avcı'yım. Emin Avcı? Ha. Emin amca? Ha. Nasılsın, iyi misin? Biraz iyiyim. Niye biraz iyi? Pek iyi yaşlandım. Onun için. Ha. Yoksa hani biraz önce gelirken bir şey söylüyordun, bir şeyim yok diyordun. Ne yok? Bir şey dedin daha yeni. Ne dedin? Gelirken. Ha dedim, ben bir kör, benim hanım yok. Ya ne demek istedin orada? He? Ne demek istedin şimdi? Şair burada ne demek istiyor? Ya söyledim, siz de gülersiniz. Muhabbet olsun. Ha, yani evlilik niyetin yok ha, yani. Yok. Bile yaptım, sizin niyetiniz, moraliniz düz olsun. Biz seni görünce moralimiz düzeldi Emin amca. Teşekkür ederim. Evlenmek istiyor musun sen? Yok yok yok, bitti ya. Geçti mi senden? Ha. Peki nasıl geçti o ömür? Nasıl geçti? Ömür? Evet. İyi kötü geçti işte. Neler yaptı ne, Emin amca? Ne, ya ben ufaktan anam öldü. Analık geldi bize, bakmadı, her yerde aç kaldık. Bu sefer geldim çok zor. Şimdi iyiyim. Vedamızı İstanbul Sultan Gazi'de bulunan dernek merkezinde gerçekleştiriyoruz. Ve dilerseniz önce dernek yönetimiyle tanışalım, sonra da başkanım son sözlerini bizlere aktarsın. Hoş geldiniz öncelikle. Benim adım Özcan Kaya, Subaşı Yönetim Kurulu üyesiyim. Size çok teşekkür ediyoruz. Siz bizim için gittiniz, çektiniz oraları. En azından köyümüzü görmeyenler için söyleyeyim, gidip gelenler için en azından güzel bir görüntü olarak, hatıra olarak kalır. Teşekkür ederim. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Bayram Suyhan. Gidip köyümüze gezdiniz, dolaştınız, çekimleri yaptınız. Teşekkür ediyoruz size. Merhaba, ben Kazım Peker. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Gittiniz köyümüzde çekimler yaptınız. Bir de bizlere ölümsüz hatıralar bıraktığınız için ayağınıza sağlık. Ben Aziz Çetinkaya. Önce hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Gidip köyümüzü çektiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Tüm subaşlara sevgiler. Ben Nusret Yıldırım. Öncelikle buraya hoş geldiniz. Gidip memleketimize güzel kararlarını alıp bizlere ulaştığınız için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. İyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Mehmet Gönçük'tü ben. Gidip köyümüzü çektiniz. Teşekkür ederim. Saygılar size. Hoş geldiniz. Ben Sabri Avcı. Derneğimize geldiğiniz için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Zeynel Deniz ben. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Emekliniz için elinize sağlık. Teşekkürler. İsmim Ahmet Delikan. Bu derneğin bir üyesiyim. Önce hoş geldiniz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Bizim genç yönetimimizden memnunuz. Allah kendilerinden razı olsun. İnşallah bundan sonra da devam eder. Ben bizim emeklilerden biraz şikayetçiyim. Çünkü diyorum ki emekli olan köyümüze dönsünler. Köyde bir birlik, beraberlik olsun, güzellik olsun. Onlar da gelmiyorlar. O yüzden onlar da şikayetçiyim, söylüyorum. Peki siz... Ben gidiyorum. Şöyle söyleyeyim, siz evet. Şu anda yaş itibariyle herhalde siz de emeklisiniz. Evet. Nerede yaşıyoruz? Aşağı yukarı... Yok, nerede yaşıyoruz? Yok. Hem köyde hem İstanbul'da. Gidip geliyorum ama sürekli. Ayda bir defa köye gidip geliyorum. Bence örnek seni bekliyorlar. Gidip tam yerleşmeni bekliyorlar. O da hanım gelmiyor. Evlenmeyi de biraz çekiniyorum, korkuyorum. Evlenemiyorum. Onun için sıkıntı orada. Subaşılar yanında. Şimdi o zaman mecburen sen köyde bir ev daha yapman vardır mutlaka. Evimiz var, evet. Ev boş. Evet. O zaman bir evlilik daha hakkın olmuş senin. Yani o da işte bizim emekliler gelseler bana biraz destek çıksalar. Daha rahat hareket edeceğim. Onlar gelmedikleri için biraz ondan çekiniyorum. Evet, geldik Subaşı Dernek Başkanımıza. Ekibiyle birlikte bu programın oluşmasının büyük bir mimarıdır. Eyvallah. Gerçekten de aslında ben abime hak veriyorum. Mükemmel manzarası olan bir köy. Ben hangi eve gitmişsem yanımdaki kameraman ekibime, reji arkadaşlarıma dedim ki arkadaşlar evin manzarasını görüyor musun? Sonra başka bir eve gittik. Baktım dedim ya buranın manzarası öbüründen de güzel.
Başka birine gittim aynı. Mükemmel manzarası, havası var. Biraz abime de hak veriyorum ama hayat şartları ve gerçekleri var. Aynen. Neler söylemek istersiniz? Ben şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Buradan Subaşı köyüne, oradaki çektiğiniz insanlara sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ben biz bu programı siz bize sunduğunuz zaman ben çok şeyde kaldım. Aslında yapmayalım falan. Bana çok şey gelmişti. Sonra bunu yönetime sundum. Yönetimde şey, yani olumlu cevaplar alınca sonra gerçekten güzel bir hatıra olacağını düşündüm. Ben öncelikle herkesten önce buradaki şu yönetime, her biri çok değerli insanlar, arkamda durdukları için onlara çok teşekkür ediyorum. Tabii bizim dernek varoluşumuzu sağlayan değerli üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Gittiniz orada çektiniz, biz size dağınık falan dedik ama sizi inandıramamıştık herhalde. Gittiniz gördünüz, eziyetler çektiniz, emek verdiniz, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. İlk böyle bir program yapmışız. Sizi de tanımış olduk, geç tanıdık ama güzel oldu. Herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bu kadar. Efendim ben sevgili başkanıma Şevket Kaplan'a ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Tabii ki belki sizler bunu bir program olarak izlediniz ama yarın konuşmuş olduğumuz, çekmiş olduğumuz insanlar, yaşlılar, gençler. Kimi genç kendisini yıllar sonra belki çocuklarıyla birlikte oturup izleyecek. Kimi yaşlımız belki hayatta olmayacak. Onun için ölümsüz bir an oldu, anı oldu. Köy için, bence köylüler için bu programın oluşmasına vesile olan sizlere çok teşekkür ediyorum. Evet, bu haftalık benden bu kadar diyorum değerli dostlar. Yayında, yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına hepinize diyorum ki en güzel akşamlar, en güzel geceler, en güzel yarınlar sizlerin ve tüm sevdiklerinizin olsun efendim. Her daim olduğu gibi, üstadın da demiş olduğu gibi, hoşça kalın gözüm, Allah'a emanet olun diyorum.